Mutlu akşamlar, TVNET ekranlarına hoş geldiniz. 22 Mart Cuma akşamındayız. 19. saat ana haber başlıyor. Gazze'de aylardır süren ateşkes görüşmeleri sonuca ulaşmış değil. Hamas ve Tel Aviv yönetiminin ikna edilebilmesi için ABD Dışişleri Bakanı Blinken 6. kez Orta Doğu turunda. Yerel seçimlere 9 gün kala partiler hazırlıklarını tamamladı. Peki hangi bölgelerde kıyasıya yarış bekleniyor? 2019'da kıl payı kazanılan il ve ilçelerde son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayı seçimleri yaklaşırken eski başkan Donald Trump'ın son seçime göre siyahi seçmenler üzerinde oyunun iki kat arttığı gözüküyor. Peki demokratların değişilmez seçmen kitlesi beyaz üstünlüğünü savunan Trump'a neden yöneldi? Spor salonları, diyetler tarih mi oluyor? Amerika'da yapılan bir araştırma insanların şişmanlamasına bir genin neden olduğunu ortaya çıkardı. Peki gene müdahale edilirse ne olur? Yakın gelecekte istediğimizi yiyip kilo almayabilecek miyiz? Saç ekimi, estetik, organ nakli, sağlık turizmi dünyada çok önemli bir gelir kapısına dönüştü. Peki Türkiye'nin sektörde payı ne? Sağlık turizminin avantaj ve dezavantajları neler? Arda, Kenan, Can. Gençler sahneye çıkıyor, futbolda milli mesai başlıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi A milli takım Macaristan'la özel maçta bu akşam karşı karşıya geliyor. Gazze için aylardır süren ateşkes görüşmeleri henüz bir neticeye ulaşmış değil. İsrail Mossad Başkanı'nı görüşmeler için Katar'a gönderdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de 6. kez Orta Doğu turunda. Ateşkes umuduna dair ayrıntılar Yahya Ancı'nın haberinde. بين الحياة والموت لا بتعيش كل لحظة بلحظتها ما بتعرفش إذا في أمل بكرة لهدنة ولا في تغير على الأرض Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanması yakın mı? Bu kez Tel Aviv Hamas hattında daha somut gelişmeler var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin Hamas'la İsrail arasında esir takası müzakerelerini sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi. Heyet 18 Mart'ta da Doha'ya giderek Hamas temsilcileriyle dolaylı olarak görüşmüş, ertesi gün İsrail hükümeti ve savaş kabinesiyle durum değerlendirmesi yapmıştı. Side of the other, we are constructively engaging with both sides and we are hopeful that we can push both sides into an agreement to get as soon as possible, but right now I'm not willing to comment on who. Son ziyaretin Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından bugün İsrail'e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor. Washington yönetimi Ramazan öncesi ateşkes sağlanması için girişimde bulunmuş ancak sonuçsuz kalmıştı. Negotiators continue to work. The gaps are narrowing, and we're continuing to push for an agreement in Doha. There's still difficult work to get there, but I continue to believe it's possible. İki taraf arasında Filistinli mahkum ve İsrail'i esir takasında sorun yaşanmayacağı düşünülüyor. Ancak İsrail ordusunun geri çekilmesi ve ilk aşamada yerinden edilenlerin herhangi bir kısıtlama olmadan kuzeye geri dönmesi, anlaşmaya varılmasını engelleyen bir konu. İsrail, Gazze şeridinden komple çekilmeyeceğini belirtiyor. Hamas tarafı da İsrail ordusunun çekilmesi ve yerinden edilmiş sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin verilmeden anlaşmaya yanaşmıyor. دعوني أقول لكم بكل وضوح أن الذي يتحمل مسؤولية عدم التوصل هو الاحتلال وحكومة العدو الصهيوني على استمرار المفاوضات. Avrupa Birliği liderleri bir ilke imza atarak Gazze'de nihai ateşkes çağrısında bulundu. Liderler Brüksel'de süren zirvenin Orta Doğu oturumunda 5 ay süren derin görüş ayrılığını sonlandırarak Gazze konusunda hazırlanan ortak bildiriyi kabul etti. Peki bildirde neler var? Aylar sonra gelen bu bildiri önemli ama neler var? Sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil insani ara çağrısında bulunur deniliyor bildiride. Yine Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum ve bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller üzerindeki oransız etkisi ve yaklaşan kıtlık riski konusunda derin kaygı duyuyor.
sivillerin her zaman korunmasını sağlamak için nüfusun daha fazla yer değiştirmesini önlemek ve nüfusa güvenli barınak sağlamak için acil önlemler alınmalıdır. İşte Avrupa Birliği liderlerinden aylar sonra gelen Gazze ile alakalı küçük de olsa olumlu bir bildiri diyebiliriz. Gazze'de farklı zamanlarda görev yapan Batılı doktorlar da İsrail'in Gazze'nin Refah semtini işgal planını hayata geçirmesi halinde ölü sayısının artacağı uyarısında bulundu. BM'de konuşan Batılı doktorların Gazze yorumlarında bakın neler var. Taher Ahmet, Gazze'ye ilaç sokamıyoruz. Çocuk bezi bulamayan aileler plastik torba kullanıyor ve bu durum aciliyet taşıyor. Bir başka doktor, Nicky Maynard, Refah'a yönelik büyük bir işgal olursa, saldırı olursa göreceğimiz ölüm sayısı kıyamet gibi olacak. Ve Zaher Sahluf, Refah saldırı olursa Gazze'nin kan gölüne döneceği ve İsrail'in katliam üstüne katliam yapacağı anlamına geliyor diyor. Batılı doktorların Gazze ile alakalı söyledikleri cümleler de böyleydi. Amerika ile devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde son anketler siyahi seçmenlerin %17'sinin bugün eski başkana oy vereceğini gösteriyor. Bu oran 2016'daki rakamın neredeyse iki katından fazla. Demokratların değişmez seçmen kitlesi olarak kabul edilen siyahiler neden beyaz üstünlüğünü savunan Trump'a yöneldi? Yahya Anca anlattı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan, geçmişte siyahiler hakkında ırkçı söylemlerde bulunmuş bir isim. Buna rağmen Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi anketler, siyahi seçmenler arasında popülaritesinin arttığını gösteriyor. 2016'da siyahilerin %8'inin oyunu alan Trump, şimdilerde %17 destek oranına sahip. The mugshot, we've all seen the mugshot. And you know who embraced it more than anybody else? The black population. It's incredible. You see black people walking around with my mugshot. Siyahi seçmenler şu anda kendisini sürekli olarak Demokrat Parti ile özdeşleştiren tek seçmen grubudur denilebilir. Ancak önümüzdeki seçim öncesi Cumhuriyetçi kanada kayan oylar kuşkusuz dikkat çekici. Siyaset bilimcilere göre birkaç farklı nedeni var. Genel olarak beyazlar, Cumhuriyetçi Parti'nin sahip olduğu en büyük seçmen kitlesini oluşturuyor ve parti tarafından onlara iyi davranılıyor. Siyah seçmenlerin Demokrat Parti tarafından aynı türden tutarlı bir şekilde kutlandığı, saygı duyulduğu ve ödüllendirildiği ise söylenilemez. Bu seçmen de hayal kırıklığı oluşturuyor. Sold us out. He betrayed our family. He betrayed the people behind us. He has done nothing for us, and this goes all the way to the White House. Siyahileri Cumhuriyetçi Parti'ye çekmeye başlayan bir diğer neden, Trump'ın önceki dönemlerin aksine bu seçmen grubuna ulaşma çabası. Eski başkan kendisine yönelik davaları geçmişten bugüne adalet sisteminde haksızlıklara uğrayan siyahilerle özdeşleştiriyor. I got indicted for nothing, for something that is nothing. They were doing it because it's election interference. And then I got indicted a second time, and a third time, and a fourth time. And a lot of people said that that's why the black people like me, because they have been hurt so badly and discriminated against. And they actually viewed me as I'm being discriminated against. It's been pretty amazing. Trump, hoşnutsuz siyah seçmenleri Demokrat Parti'den uzaklaştırmaya çalışıyor. ABD'nin tek cumhuriyetçi siyahi senatörü Tim Scott artık Trump'la birlikte. Trump, siyah Amerikalıların kendi başkanlığı döneminde ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu ve işsizliğin rekor düzeyde azaldığını iddia ediyor. Evet, bu bölümde sağlık turizmini konuşacağız. Türkiye özellikle son yıllarda saç ekimi olsun, estetik olsun, hatta organ nakli de olmak üzere geniş kitlelere hizmet veriyor sağlık alanında. Ama bir de rakamlara baktığımızda geride bıraktığımız 2023 yılında 500 milyon dolar gibi bir katkısının olduğunu da görüyoruz. Ve 2024 yılında bu rakamın 1,5 milyar dolar olması da hedefleniyor. Sağlık turizmini konuşacağız. Profesör Doktor Yeter Uslu bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Teşekkür ederim. Şimdi ben rakamlardan hafiften bahsettim. Bu yeterli mi sağlık turizmindeki bu rakamlar? Hedefler daha başka ne olmalı acaba? Evet. Sağlık turizminde. Evet, sağlık turizminde ülkemiz ciddi bir potansiyele sahip. Hepimizin bildiği gibi sağlık turizminin 4 temel bileşeni var.
Bunlardan birincisi medikal turizm, diğeri spa wellness turizmi, diğer bir tanesi ileri yaş ve engelli turizmi. Ve tabii ki hepsini kapsayan dediğimiz gibi sağlık turizmi ve dediğim gibi bu dört alanda da potansiyelimiz ülke olarak çok yüksek. 81 vilayetimizde bu şeye sağlık turizmine katkısı var özellikle mı? Özellikle termal turizmde çok yüksek bir potansiyelimiz var. Ancak az önce siz de rakamlardan bahsettiniz. Potansiyelimizin farkına varmamız gerekiyor çok kısa vadede. Özellikle termal alanda %50 kapasiteyle çalışıyoruz. Bu anlamda yapılması gereken birçok iş var hepimize düşen. Sağlık turizmi öyle bir sektör ki birden fazla aktörü var sektörün. Dolayısıyla bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp hizmeti o anlamda değerlendirirsek ülkemiz için ciddi anlamda önümüzdeki kısa yıllarda dönem, uzun dönem kısa dönem değil mi? Evet, sonuçta rahatsızlığına göre gelen kişiler kesinlikle, ya da şikayetine göre Türkiye'de kalış süreci değişebiliyor. Evet evet kesinlikle şöyle ki dünya nüfusu artık yaşlanıyor hepimizin bildiği gibi 65 biz de yaşlanıyoruz. %10'luk bir kesimi oluşturuyor Dünya Bankası verilerine göre. Biz de jeopolitik olarak çok güzel bir noktadayız ülke olarak ve bunun fırsatlarını kesinlikle kullanmalıyız. Özellikle bize yakın ileri yaş turizmini canlandırmamız için bize yakın ülkelerdeki bu yaşlanmaya ramak kalan nüfusu hedef alıp bu noktada pazarı biraz daha genişletebiliriz. O zaman şöyle sorayım. Dünyada ya da Avrupa'da ya da Batı'da olup da Türkiye'de sağlık turizminde olmayan ne var? Ya da biz onlardan daha iyi bir noktada mıyız? Biz aslında kaynaklarımız itibariyle maliyetlerimiz evet bu noktada biraz ucuzuz. Zaten tercih edilme nedenlerimizden bir tanesi de maliyetlerin düşüklüğü ve kaliteli sağlık hizmeti veriyoruz. Bu önemli. Dünyadaki kaliteli ve ucuz. Dünyadaki en iyi tıp eğitimini biz Türkiye olarak biz veriyoruz. Bu konuda çok gururluyuz. Gerçekten hekimlerimizi yetiştiren hoca hekimlerimiz burada ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu potansiyelimizi ciddi anlamda birlik olup sektörün bütün argümanlarını bir araya getirmek suretiyle bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirip riskleri, faydaları hep birlikte ortaya koyup ciddi bir hem kısa vadede hem uzun vadede ciddi bir gelir elde edeceğiz. Tabii burada şu da yanlış anlaşılmasın. Sadece ekonomik olarak bakmıyoruz biz sağlık turizmine. Sağlık turizmine istihdam noktasında bakıyoruz. Mesleki yeterlikler anlamında bakıyoruz. Aynı zamanda sağlık için gelen insanların bir de tatil yapma istekleri oluyor. Evet. Bu anlamda da ülkemiz çok uygun. Bir paket sunabiliriz aslında değil mi? Evet bir hem paket sunabiliriz. Hem diş tedavisi hem saç ekimi. Kesinlikle. Hepsi bir arada paket. Peki burada sağlık turizminde yetkili kurumlar ya da firmalar, acenteler mi devreye giriyor bunu? Şöyle, tabii ki burada ilk olarak Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2010 yılında bir daire başkanlığı kuruldu. Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı. Ardından 2019 yılında Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, USAŞ kısa ismiyle kuruldu. Bu kurumlar birbirleriyle koordineli olarak çalışıyorlar. USAŞ ne yapıyor derseniz, USAŞ özellikle kalite ve standartizasyon noktasında sağlık hizmetlerini aslında kompanse ediyor, standartları belirliyor. Ve aynı zamanda Health Türkiye portalı denilen bir portal oluşturdu USAŞ. Bu portalda 7/24 6 dilde çeviri güzel hizmetini sağlık veren şey evet bir güzel, çağrı merkezimiz var. Çok güzel. Sürem az olduğu için hızlı hızlı gidiyorum. Mesela sağlık turizmine dikkat edilmesi gereken sorunlara, dezavantajlara da aslında bakmamız gerekiyor. En çok bize niçin geliyorlar? Bir de notlarımızın arasında baby moon turizmi. Evet. Nedir bu baby moon? Baby moon ve en çok bize ne için geliyorlar? Evet, en çok bize diş için tedavisi, saç ekimi ilk sıralarda, onkoloji, tüp bebek tedavisi, ortopedi gibi göz sağlığı, göz hastalıkları, yine kardiyovasküler hastalıklar noktasında tercih ediliyoruz. Tercih edilen İyi ülkeler hizmet, kaliteli hizmet kesinlikle ve ucuz. O yüzden geliyor her açıdan. Ve akredite edilmiş hizmetler
sunuyoruz. Dünyada kendi kulvarımızda olan ülkelerle kıyasladığımızda bugün sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları açısından sayımız akredite olma noktasında 40. Bunu daha da artıracağız. Onu planlıyoruz. Planlarımız da var uzun vadede. Dediğim gibi burada hizmetin hem kalitesi hem standardı hem maliyeti noktasında bir tutarlılık yakalarsak, tavan ve taban fiyat belirlersek, herkes kafasına göre fiyat belirlemezse biz çok daha uzun vadede güzel kazanımlar elde edeceğiz ülke olarak diye düşünüyorum. Baby Moon, IU. Evet, Baby Moon. Baby Moon niş bir pazar. Dünya biliyor ama biz çok az biliyoruz. Dünyada da çok gelişmedi aslında. Anne baba adaylarının bebekleri dünyaya gelmeden önce yaptıkları son tatil olarak ifade ediliyor. Yani kadın hamileyken kocasıyla beraber doğumdan için, bir ay önce. Evet, çok işte hafif aktivitelerle, sağlıklı böyle bir atıştırmalıklar, güzellikler, bakımlar. Yani sürece adapte olma noktasında işte yeni neslin tercihleri gibi aslında. Yeni neslin tercihi diyebiliriz. Evet, biz burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Süremiz dar biliyorum ama termal turizmdeki potansiyelimizi Baby Moon'u İçine katarak kesinlikle daha yukarılara çıkabiliriz. Ya, şunu anlıyorum, hamile kadınlar için aslında o son bir ayda termal sular ve bu şey daha şifalı. Daha şifalı. Doğumun daha kolay olabilmesi. Kesinlikle. Ya da ufak aktivitelerle işte spa wellness, özellikle 4-5 yıldızlı olup spa wellness'e müsait olan işte bina anlamında, mimari anlamında olan oteller, tesisler, sağlık kuruluşları bunu tercih edebilirler. Ve burada ciddi bir niş alan var. Evet. Ben de buradan söylemiş olayım. Bunu da öğrenmiş olduk sizin aracınıza. Profesör Doktor Yeter Uslu, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Türkiye zaten bir turizm ülkesi. Evet. Bunun içine bir de sağlık turizmini ekleyince elbette bu milli gelir için önemli. Evet. Rakam 400'lerden 1,5 milyar dolarlar. Umarız ki 5-10 milyar dolarlar sağlık turizminden 2053 gelsin. 2053 hedefimiz zaten bu anlamda sağlık turizmi başkenti olmak. Öyle mi? Peki. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Kısa bir ara diyeceğiz. Dönüşte ana haber devam edecek. Yerel seçimlere 9 gün kaldı. 2019'da yapılan seçimlerde bazı illerde belediye başkanı %1'den az oy farkıyla seçilmişti. Yasemin Işık, rekabetin kıyasıya yaşandığı o il ve ilçeleri anlattı. İstanbul, Kırklareli, Bartın, Giresun, Yalova, Muş ve Karabük. Bu illerin ortak bir özelliği var. 2019 yerel seçimlerinde en büyük rekabetin yaşandığı şehirler. Peki o dönem neler yaşanmıştı? Hepsini teker teker mercek altına alalım. İstanbul en çekişmeli yarışın geçtiği il oldu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ı yalnızca 13.729 oy farkla geçti. Oy oranları arasındaki fark %0,17 gibi bir orana tekabül ediyordu. Belediye meclisinde ise bu grafikte görüldüğü gibi AK Parti öndeydi. Bu yıla gelirsek 2019'da aday çıkarmayan İYİ Parti ve HDP DEM Parti'nin bu seçimde oy pusulasında yer alması İmamoğlu'nun işini zorlaştırabilir. Bir diğer il Kırklareli. Burası Trakya'da MHP'nin bir il merkezini kazanmaya en çok yaklaştığı yer oldu. MHP adayı Derya Bulut 16.920 oy aldı. CHP aday göstermediği için bağımsız olarak seçime giren Mehmet Siyam Kesimoğlu ise rakibinden 112 oy fazla aldı. 2021'de CHP'ye geri dönen Kesimoğlu bu seçimde partisinin adayı olarak gösterildi ve yine favori olarak görülüyor. Gelelim Bartın'a. Burada da MHP'nin adayı Cemal Akın, AK Partili rakibi Yusuf Ziya Aldatmaz'ı 248 oyla geride bıraktı. İki aday arasındaki oy farkı ise %0,37 oldu. Bu seçimde AK Parti aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekliyor. 2019'da AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı %70'den fazlaydı. Dolayısıyla MHP'nin adayının seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Giresun, 2019'da CHP'nin en fazla farkla kaybettiği yerlerden olmuştu. AK Parti'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu, CHP'nin adayı Kerim Aksu'dan 310 daha fazla oy alarak belediye başkanı seçilmişti. İl Genel Meclisi'nde de AK Parti öndeydi. CHP bu sefer de Fuat Köse ile şansını deneyecek. Fakat son seçimde CHP'yi destekleyen ve Giresun merkezde İl Genel Meclisi seçiminde %5,39 oy alan İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarması işlerini zorlaştırabilir.
Yalova'da rekabetin başa baş yaşandığı illerden biriydi. CHP'nin adayı Vefa Salman, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Öztaba 338 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra AK Parti grubundan Mustafa Tutuk yeni başkan olarak seçildi. AK Parti bu seçime de Tutuk'la girecek. Tutuk'un karşısındaki en güçlü adaysa CHP'nin adayı Mehmet Gürel. Muş, AK Parti ile HDP'nin kıyasıya rekabetine sahne olan tekil oldu. AK Parti'nin adayı Feyyaz Asya, o dönemdeki adıyla HDP'nin adayı Sırrı Sakık'tan %0,82 daha fazla oy aldı. Bu seçimde de kentte en güçlü partiler AK Parti ve DEM Parti olarak öne çıkıyor. Karabük ise 2019'da Cumhur İttifakı'nın en büyük iki partisi arasında büyük bir çekişmeye yol açtı. Belediye başkanlığını 555 oy farkla MHP'nin adayı Rafet Vergili kazandı. AK Parti'nin adayı Burhanettin Uysal, rakibinden %0,93 daha az oy alabildi. Bu yüzden bu seçimde de bu iki parti en iddialı partiler olarak gözüküyor. İstediğimiz kadar yemek yiyip kilo almamak hepimizin hayalidir. Peki bunun çok yakında gerçek olabileceğini söylesek? Ayrıntılar gelin birlikte izleyelim. Gelecekte pasta diliminizi yiyip bitirdikten sonra teraziye çıkmanın korkusunu unutabilirsiniz. Bilim dünyası artık kilo almadan her istediğimizi yiyebileceğimiz günlerin hayal olmayabileceğini söylüyor. Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nden uzmanlar, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada yağ hücrelerinin enerji yakma yeteneğini kaybetmesinden tek bir genin sorumlu olduğunu keşfetti. Bilim insanları bu geni kapatmanın, farelerin yüksek kalorili yiyecekler tüketmelerine rağmen kilo almalarını önlediğini keşfetti. Bu bulgu, insanlarda obeziteyle mücadelede yeni ufuklar açabilir. Kilo vermenin zorluğu artık yüksek kalorili gıdaların bizleri etkisi altına almayacağı bir dünyada hafifleyebilir. Belki de yakın gelecekte sürekli diyetler ve spor salonlarında geçirilen uzun saatler sadece birer anı olarak kalacak. Yani San Diego'daki bu heyecan verici araştırma, kilo kontrolü ve sağlıklı yaşamın yeni bir dönemini müjdeliyor olabilir. Ana haberde futbol diyelim. Zira futbolda milli mesai başlıyor. Euro 2024'e hazırlanan A milli takımımız özel maçta bu akşam Macaristan'la karşılaşacak. Maçla ilgili tüm detayları da yine gelin birlikte izleyelim. Euro 2024 öncesi devlerle karşılaşıyoruz. Milli takımın ilk rakibi Macaristan. Bu bir özel maç olsa da anlamı ve katacağı tecrübe çok büyük. Avrupa şampiyonalarının gediklisi Macaristan. Budapeşte de oynanacak maç, gurbetçilerin desteği açısından da önemli. Bu maçtaki tribünler bize Euro 2024'te arkamıza alacağımız desteğin ipuçlarını verecek. Maçın biletlerinin tükenmesi, Avrupa'da yer alan gurbetçilerin milli takıma duyduğu özlemi kanıtlıyor. Milli takımdaki görevine hızlı başlayan Vincenzo Montella, kendisini kısa sürede takıma ve ülkeye kabul ettirdi. Euro 2024'de lider giden Türkiye, Almanya, Hırvatistan, Galler galibiyetleriyle özgüvenini de yükseltti. Vincenzo Montella, Euro 2024 içinde bir aile iddialı. Tatticamente voluta, lavorano insieme da tanti anni e quindi per noi è importantissimo sotto questo punto di vista. Abbiamo quasi tutte le partite, quindi riusciamo a avere un'idea abbastanza precisa. İtalyan teknik adam Macaristan karşısına ideale yakın ilk 11'iyle çıkacak. Avrupa Şampiyonası'na fazla zaman kalmadı. Taktik ve oyun anlayışını bir an önce oturtmak isteyen Montella, Euro 2024 kadrosunu da buna göre belirleyecek. Macaristan-Türkiye maçı bugün saat 22.45'te başlayacak. A milli takım Macaristan'la oynayacağı özel maçın ardından bu ülkede 3 günlük kamp yapacak. Daha sonra Avusturya'ya geçecek. Milliler Avusturya ile Salı günü özel maçla karşılaşacak. A milli takım 2 maç içinde iddialı. Zaten bizleri mutlu eden artık tüm maçlara favori olarak çıkıyor olmamız. Altın jenerasyon olarak adlandırdığımız kadromuz büyük başarılar vaat ediyor. Ancak Montella gibi bir komutan hedeflerimize daha güvenli bir şekilde odaklanmamızı sağlıyor.
Avrupa Şampiyonası öncesi alınacak Macaristan ve Avusturya galibiyetleri iddiamız kadar karizmamızı da artıracaktır. Milliler önümüzdeki dönem Polonya ve İtalya ile de özel maçla karşılaşacak. Bu haberle birlikte 19. saat ana haberinde sonuna geldik. Mutlu akşamlar, iyi hafta sonları, hoşçakalın.